Staj ve çıraklık mağdurları ikisi bir arada formülle erken emekli olacak. 2160 gün artı bir yıl prim yetiyor. Staj ve çıraklık mağdurları son dakika gelişmesi. Erken emeklilik için ikisi bir arada formül bulundu. Son dakika gelişmesi sevindirecek. EYT yasası sonrası staj ve çıraklık mağdurları sorunu gündeme gelmişti. Staj ve çıraklık süresi EYT'de kabul edilmeyince birçok vatandaş daha hak mücadelesi vermeye başladı. Yaklaşık 250 bin kişinin staj ve çıraklık sigortası mağduru olduğu düşünülürken yeni bir erken emeklilik formülü üzerinde çalışmalar başladı. Emek staj ve çıraklık mağdurları için ikisi bir arada formül buldu. Az prim ödeyip erken emeklilik imkanı geliyor. Staj ve çıraklık süreleri ile ilgili yeni erken emeklilik gelişmeleri haberimizde. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 250 bin vatandaş şehitte kapsam dışı kalmaları nedeniyle uzun süreden beri halk mücadelesi vermeye başlamıştı. Özellikle staj ve çıraklık sigortası süresinin EYT kapsamına alınması için çalışmalar sürerken hükümetin ise başka bir formül üzerinde durduğu ortaya çıktı. Yeni bir erken emeklilik formülü gündeme gelebilir. Yeni erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Başta staj ve çıraklık sigortası mağdurları olmak üzere EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları haberimizde. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları son dakika. Türkiye'de erken emeklilik için beklenti içinde olan milyonlarca vatandaş var. Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren EYT yasası bu konuda 5 milyona yakın vatandaşın beklentilerini karşılamıştı. EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olan 3 milyona yakın kişi emeklilik hakkını elde etti yaklaşık 2 milyon kişi de emekli olmayı bekliyor. Ancak EYT yasasında kapsam dışında kalan özellikle staj ve çıraklık sigortası mağdurları hükümetten yeni talepler içinde. Erken emeklilik düzenlemesi bekleyen staj ve çıraklık mağdurları için güzel haberler gelmeye başladı. İkisi bir arada FOREMLL'ye erken emeklilik mümkün olacak. Özellikle staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının beklediği haber yakında gelebilir. SDK uzmanları bu konuda düğmeye hükümetin düğmeye bastığını iddia ediyor. İddiaya göre hükümet staj ve çıraklık mağdurları sorununu çözebilmek adına ikisi bir arada formül üzerinde duruyor. Bu formülün hayata geçmesiyle birlikte 250 bin kişinin sorunu çözülmüş olacak. Hükümetin üstünde durduğu yeni formülün ise 2160 gün artı bir yıl prim ödemesi olacak. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıklara başlandığı iddia edilirken düzenlemenin yılbaşından hemen önce TBMM'ye sunulacağı konuşuluyor. Erken emeklilik yolları neler? Peki EYT dışında erken emekli olma yolları var mı? Erken emeklilik için SGK tarafından sunulan birçok fırsat bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şu şekilde listelendi. Ekfili hizmet ödemesi, SGK, yıpranma payı gibi ödemelerle erken emekliliği teşvik eder. Doğum borçlanması, kadınlar için önemli bir erken emeklilik seçeneği olan doğum borçlanması, her çocuk için 2 yıla kadar prim ödemesini kabul eder. 3 çocuğa kadar prim ödemesi yapan SGK, bu sayede kadınların emeklilik yaşını 6 yıla kadar öne çekebilir. Askerlik borçlanması, erkekler askerlik süresini borçlanarak emekliliklerini öne çekebilirler.